Merhabalar herkese. 8 gündür devam eden ve başlangıç tahtasının rastgele belirlendiği Freestyle Chess Code Challenge turnuvası biraz önce sona erdi. Finalde dünyanın en iyi iki satranç oyuncusu Magnus Carlsen ile Fabiano Caruana karşı karşıya geldiler. Dün finalin ilk oyununda berabere kaldı bu ikili. Bugün finalin ikinci oyunu vardı. Carlsen beyaz taşlarda, Caruana siyah taşlarda. Bakalım finalin ikinci oyununda neler olmuş ve kim şampiyon olmuş? Carlsen'in G4 hamlesiyle başlıyoruz. Carlsen vezirinin çaprazını açtı ve B7'deki piyonu istiyor. Bu piyonu savunmak adına at C6 hamlesi oynanabilir siyahlardan. Kısa rok atılabilir. Bunlar hem gelişim hamleleri hem de mantıklı tercihlermiş ama Caruana'nın C6 oynadığını gördük ve bilgisayar henüz ilk hamleden Carlsen'e bir piyondan fazla üstünlük vermeye başladı. Carlsen'in ikinci hamlesi ise uzun rok atmak olmuş burada ve piyon sürülmeden tabii ki normal satrançta böyle bir şey olmuyor ama Chess 960 formatının güzelliklerinden bir tanesi bu. G5 hamlesi gelmiş Caruana'dan. H4 ile beraber hemen G5'e bir saldırı, tabii ki buradan daha fazla alan kazanmak isteyecek Carlsen. H6 ile G5 desteklenmiş. D4 hamlesinin ardından da D5 sürüyor şimdi Caruana. E4 sürüşü. Carlsen merkezi üstünlüğü almaya çalışıyor ve rakibi rok atmamışken henüz burada belki de D hattını açarak bir şeyler elde etmeye çalışabilir dediğim anda Caruana'nın da uzun rok attığını görüyoruz. At B3 hamlesi gelmiş Carlsen'den. At C7 ile A8'deki at gelişmeye çalışırken at C3 ile beraber Carlsen iki atını da oyuna çıkmış oldu. Köşelerde tabii ki atlar pasif kalıyordu. E6 hamlesiyle devam etmiş burada Caruana mücadeleye ve fil D2 ile beraber beyazlar filini geliştirince siyahlar da aynı şekilde filini geliştirdi ve şu anda H4'teki piyona doğru baktığını görüyoruz ama Carlsen'in hamlesi burada F4 olmuş. Eğer G çarpı H4 alırsan sen diyor, ben daha fazla alan üstünlüğü elde edeceğim ve bu piyonların daha fazla kullanmaya başlayacağım diyor. Açıkçası hemen bir üstünlük tahtada göremeyebiliriz ama işte E5 ardından F5 gibi seçeneklerle rakibini yavaş yavaş boğduğunu ve açıkçası bu piyonun da siyahlar adına yani çok güzel bir fazla piyon olduğunu söyleyemezdik. Bu yüzden at D7 ile devam etmiş Caruana da gelişimine önem veriyor ve şimdi D5 piyonu alınınca C çarpı D5'e yanıt verilmiş. F çarpı G5, H çarpı G5 hamlelerinden sonra da Carlsen'in sürüşü H5 olmuş. H5 kritik. Neden diyeceksiniz? Çünkü bağlandı G4 piyonuna, aynı zamanda önemli bir geçer haline geldi bu. Oyun sonu konumlarında böyle bağlı geçerler çok önemli, hele de uzaktaysa rakip taşlardan. At B6 ile devam ediyor Caruana. Burada C4 karesine doğru bakışlar olabilir. A4'e doğru bakışlar olabilir. Fil D3'te yanıt vermiş Carlsen. Filini de geliştirdi. Vezir H6. Şimdi fil buraya baktığı için H6 H7 sürüşlerini engellemeye çalıştı muhtemelen Caruana. Vezirini H6'ya koydu. Açıkçası kötü bir vezir konumu gibi gözüküyor ama tahtaya baktığımızda hangi siyah taş rakibinden daha iyi ki, özellikle yani F ve E hatlarının yarı açık olması ve o piyonların henüz düzgün bir sürüşe erememesiyle beraber beyazların oralarda alan üstünlüğü ve baskısı olacağını söyleyebiliriz. Burada Carlsen kale GF1 hamlesini oynuyor. Rakibi G4'e basmıyor. Kale artık buraya doğru geldi. Yarı açık hatta baskısını yapıyor. Kale F8 oynamış Caruana. Burada tabii vezir H6 ile beraber G5'i desteklemesinin ve fili de tabii G5 tutuyor ama G5 piyonu desteklemesinin kale F8 oynamak aslında yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Vezir G1 hamlesi gelmiş Carlsen'den. Vezirini manevra etmek isteyecek. Fil C6 hamlesiyle beraber de siyahlar da filini geliştirdi ama yani nereye geliştirebilirdi? Bu piyon duvarında açıkçası mantıklı bir kare bulamamış gibi gözüküyor kendisine ve fil C6 hamlesi en azından kaleleri yerleştirmek adına siyahların gelişim hamlelerinden bir tanesi oldu. Şimdi Carlsen'in hamlesi fil E1. Fil E1 açıkçası bu çapraza bakmak yerine fil G3 ile beraber daha keskin, daha tehlikeli bir çapraza bakmak istiyor burada Magnus Carlsen. Fil D6 ile Caruana karşılık verdi ve şimdi Carlsen fil G3 oynuyor. Baktığımız zaman yani bu beyaz fil ile bu beyaz fil arasındaki farkı kullanmak tabii ki beyazların en iyi bildiği şeylerden bir tanesi. Carlsen böyle stratejik kararları verebilir. Fil çarpı G3 alınmış. Vezir çarpı G3 hamlesinden sonra da Caruana'nın hamlesi at C4. At C4'ten sonra evet tahta birazcık daha artık siyahların da hamle yapabildiği bir yere doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Sadece hala E ve F piyonlarının sürülemediğini ve orada sıkıntılar yaşayabileceğimizi söyleyelim. Oradaki alan üstünlüğü beyazların yani daha rahat taş kıpırdatmasına ve taşları oralara doğru yerleştirmesine sebep olabilir. At
C4 hamlesinden sonra da olay şu aslında, hani bu filler arasındaki fark demiştik. Burada bilgisayarın önerisi fil çarpı C4. Yani D çarpı C4'ten sonra böyle devam et diyor. Fakat tabii burada işte atın manevralarıyla beraber atların E5 gibi F6 gibi karelere yerleşmeleri uzun vadede önemli olabilir. C4 piyonunu alacak ama şöyle de bir varyant var. Mesela kale çarpı D5, at E2, kale kaçtıktan sonra bir yere işte at çarpı C4 alınabilir diyor bilgisayar. Fakat bu üstünlüğü tabii insanın hesaplaması zor. Karsen daha insani bir hamle. Kalede E1 ile beraber tahtaya baktığında o E ve F piyonlarını bir süreliğine daha sürdürmeyecek. Şimdi Karahan'a atını D6'ya geri döndü ve at C5 hamlesi Karsen atını C5 karesine yerleştirdi. Tabii ki önemli bir kare. E6'ya doğru bakışları da önemli. Çünkü rakibinin bir ara F5 piyonunu sürmek istediğini biliyor. Çünkü kaleyi F8'e yerleştirdi rakip. H piyonunu sürdürmemeye çalıştı. F5 ile beraber Karahan'a da şunu isteyecek. Zaten şu anki hamlede F5 sürmüş Karahan'a. G4'e saldırıyor. Dolaylı yoldan da H5 piyonuna bir saldırı var. Fakat bu saldırılar E6'daki piyonu oldukça zayıf bırakmış vaziyette. Bu piyonun savunması yavaş yavaş zorlaşabilir siyahlar adına. Burada Karsen vezirini E5'e atıyor. Rakibinin F4 gibi tercihlerinden de vezirini artık kurtarmış oldu diyebiliriz. Fakat F çarpı G4'ü boşta bırakıyor gibi gözüküyor. Burada da sıkıntı şu. Kale çarpı F8 alındıktan sonra sen D6'yı korumak zorundasın. Bu yüzden vezir çarpı F8 alacaksın ve at çarpı E6, at çarpı E6, vezir çarpı E6'dan sonra işte G4, G5, bu piyonların yavaş yavaş düştüğünü ve H piyonunun artık hani F5 ile beraber G4'e saldırdık, H5'i düşürmeye çalışıyorduk ama bir anda beyaz taşların o iyi konumu sizi daha kötü bir yere itiyor ve H piyonu hala çok sağlam bir geçer olarak orada duruyor. Burada işte Karahan'a at E4 oynuyor. At E4 ile beraber tahtaya baktığımızda şimdi diğer atlarla kırışılabilecek bir yer. Fakat E6'daki piyonu da savundu. Artık E hattı bahsettiğimiz o yarı açık hat gibi gözükmüyor. Fakat burada Karsen A4 oynadı. B5 karesini de kullanmak, değerlendirmek isteyecek ve daha iyi bir taş yerleşimi adına tabii ki orayı kullanmak vezirin de C7'ye bakışıyla beraber daha kritik bir hale gelecek. Çünkü C8'deki şahı savunmak gitgide zorlaşacak. Burada Karahan'a yanlış bir tercihte bulunuyor. At çarpı C5 almalıymış Karahan ama Karahan'a da şunu düşünüyor. Yani duble yapacaksam ben bu piyonla yapayım. At çarpı C3 alayım diyor. B çarpı C3'ten sonra da burada Karahan'ın tercihi F çarpı G4 oluyor. Şimdi daha önce şunları konuşmuştuk. İşte kale çarpı F8 alınabilir, bir şeyler yapılabilir diye konuşmuştuk. Burada fil G6 ile beraber Karsen vezirin özellikle E6'ya doğru bakışını kesip orada E6 piyonunu düşürmeye çalışabilirmiş. E6 piyonunu belki daha önceden de alabildiği varyantlar gördüyseniz işte kale F8 ile ya da işte özür dilerim kale D8 ile ya da kale F8 ile orada açmaza alma durumları ve karışık taktik fikirler olabiliyordu. Şimdi biraz daha anlaşılır siyah taşların daha da kötü kaldığı konumlara doğru gidiyoruz. Burada Karsen kale çarpı F8 alıyor ve rakibi kale çarpı F8 almamış. Çünkü kale çarpı F8 sonra bahsettiğim fil G6 hamlesi oynanacak. E6 piyonu bizim lehimizde kaldı. Bu piyonu savunduk ve yani vezirin konumuna bakın. Böyle bir vezir gördünüz mü? Vezir ne yapmaya çalışabilir burada? Ancak veziri H8'e dönebilirsin. O zaman da vezir çarpı G5 alacak. Beyazlar yavaş yavaş taşların farkını hissettiriyor tahtada. Bu yüzden vezir çarpı F8 almış Karahan'a. Demiş ki ben vezirli alacağım. Kale çarpı F8 konumlarında daha kötü pozisyonlara gidiyorum. E6 piyonunu zaten savunamıyorum hiçbir türlü demiş. Fakat Karsen burada daha mantıklı bir vezir G5 hamlesi veya şah B2 ile beraber devam edebilirmiş. At E6 ile beraber devam edebilirmiş. Bunlar daha önce gösterdiğim kazançlara benzer yerlere gidiyor ama Karsen taktik bir tema buluyor ve en çok sevdiği böyle hafif üstünden daha fazla diyelim burada üstün oyun sonlarına girmek istemiş ve vezir fedası yapmış. Vezir çarpı C7. Vezir çarpı C7 hamlesinden sonra almaktan başka çare yok. Şah çarpı C7. Tabii ki bu vezir fedası bedavaya verilmedi. At çarpı E6 ile beraber bir aile çatalı veya sülale çatalı olarak da Türkçe'ye çevirebileceğimiz çatal hamlesi geliyor. Şah D6 karesine merkezileşirken at çarpı F8, kale çarpı F8 hamlesinden sonra da işte Karsen'in planı ortaya çıktı. Şimdi tahtayı saydığımız zaman yani estik, gülledik, taşlarımız öyle mükemmel, böyle iyi. Kale fil 5 piyon, kale fil 5 piyon.
Nerede kaldı o üstünlük? Nasıl kazanıyor Carlsen peki o kadar iyi taşlarla dediğimiz zaman? İşte Carlsen burada haşaltı oynuyor. Diyor ki ben de öyle bir piyon var ki bu taş üstünlüklerini artık oyun sonuna kadar bu piyonla beraber taşımış oldum. Ben H7 de süreceğim ve iyice rakip için artık tehlikeli H8'den mezire çıkma planlarım olacak. Fil çarpı A4, Caruana buradan bir de piyon öne geçiyor ve kale E5. İşte Carlsen'in planı geldi burada. Kale E5, kale G5, özellikle H7 ve kale G8 konumunda vezire çıkmayı garantilemek istiyor burada Magnus Carlsen. Fakat A6 hamlesi gelmiş Caruana'dan da. Caruana da orada başka bir plan peşinde, bir hamle sonra anlayacağız. Kale çarpı G5'ten sonra işte fil B5 A6 ile beraber Caruana'nın isteğiydi. Filleri değişmek istiyor burada Caruana. Sebebi de bu fil H7'ye bakamasın istiyor basitçe. Kale G6 hamlesiyle şah çekmiş Magnus Carlsen. Şah D7 oynayınca da fil çarpı B5, A çarpı B5 ve kale çarpı G4 hamlesi oynanıyor. Şimdi tahtaya baktığımızda evet Carlsen kale oyun sonunda bir piyon öne geçti. Şah birazcık uzakta, bu piyona yetişmesi mümkün gözükmüyor en azından şimdilik diyelim. Daha yakın bir konuma gelmesi lazım. Ama baktığımız zaman hani çok bariz bir üstünlük var mı? Gelin devam edelim pozisyona. Kale F1, şah çekiyor burada Caruana. Çok kritik bir hamle, şah D2 oynamalıymış Carlsen. Çünkü gelecek bu piyonda. Diğer piyonlara değil, bu piyona doğru savunmaya gitmeye çalışacak da o şahla Carlsen. Şah D2 doğru hamleyi buluyor. Kale F2 tekrar şah burada. Neden arkadan şah diyoruz? Neden Caruana rakip şahı ileri doğru atıyor? Aslında Caruana'nın amacı Carlsen'in nereye kaçacağını görmek bir tarafta. Çünkü C2 piyonunu acaba bırakarak mı kaçacak? Çünkü şah D3 oynarsan kale F3, bu piyon var. Geriye dönmek zorundasın. Şahı D2'ye oynamayacak mısın ya da şahı E2'ye oynayacak mısın? C2 piyonunu bırakacak mısın? Böyle sorular var Caruana'nın sorduğu. Diğer taraftan da kale H2 ile beraber aslında arkadan piyonu savunmak istiyor. Arkadan piyonu savunmak her zaman en doğru savunmadır. Her zaman demeyelim ama çoğunlukla en doğru savunmadır. Çünkü eğer önünden savunursanız piyon sürüldükçe kalenin alanı azalır. Ama arkadan isterseniz bu piyon sürüldükçe o kalenin gidebildiği kare sayısı artar. Mevzu da bu. Şah D1 oynuyor Carlsen. C2 piyonuna bağlı kalmak istiyor. Şimdi kale H2 ile beraber H6'daki piyon istenince kale G7 şah. Şah C6 ile B7 savunuldu. H7 hamlesiyle beraber kalede piyonu savunmuş oluyor. B6 sürüşü gelmiş şimdi Caruana'dan. Caruana eli kolu bağlıymış gibi gözüküyor. Artık piyonun vezire çıkmasına bir kare var. Carlsen burayı nasıl değerlendirecek dediğimiz anda şah E1 geliyor. Artık Carlsen şunu biliyor. Bu kale C2'yi istemiyor çünkü C2'yi alamaz. Ben vezire çıkabilirim. B4 hamlesiyle Caruana artık karşı planını uygulamaya çalışacak. Aksi takdirde tahtada oynanır bir oyun yok. Süreler de çok azaldı. 1 dakikaya 4 dakika ama 40. hamleye yaklaştık. 40. hamlede şu an 38. hamleler oynandı. 30'ar dakika ekleme gelecek. C çarpı B4 Carlsen oluyor o piyonu ama Caruana'nın planı tabii ki hemen o B4 piyonunu istemek. Carlsen burada C3 ile orayı da savunuyor ve diyor ki ben hiçbir zaman sana piyon vermeyeceğim. Şimdi Carlsen 2 piyon öne geçti. Caruana'nın planı neydi? İşte Caruana'nın planı geliyor. Şah C4 ile beraber burada C3 piyonuna saldırmak olmuş ama Carlsen kale C7 ile beraber bu piyonu da sana vermiyor. Şah D3'e gitti. Belki burada aktif şahla beraber bir şeyler yapmaya çalışabilir Caruana. Fakat şah F1 hamlesi geliyor. Carlsen şahını kaçtı. Şah E3 şah kovalıyor ama şah G1 ile beraber kale istendi. Kale H6'dan sonra da şah G2 hamlesi geliyor. Neden önemliydi bu şah E1, şah F1, şah G1? Artık şah bir boyunduruktan kurtuldu. Şah ikinci yataydaki kaleden kurtuldu ve yavaş yavaş ilerlemek isteyecek. Yavaş yavaş bu piyonu destekleyebileceği konuma erişmek isteyecek ve oyunu kazanacaktı. Burada Caruana artık planı görüyor. Bu düzeyde bu planın uygulanması çok da zor değil. Fabiano Caruana finalde şah G2 hamlesinden sonra oyunu terk ediyor ve Chess 960 formatında oynanan Freestyle Chess Code Challenge turnuvasında Magnus Carlsen turnuvayı şampiyon olarak tamamlıyor. Format ne olursa olsun Magnus Carlsen herhalde satranç yeteneğini, satranç kuvvetini gösteriyor diyebiliriz. Çünkü biraz iyi başlamamıştı turnuvaya. Acaba genç yetenekler Carlsen'in önüne geçer mi diye düşünüyorduk ama Carlsen hep ölüm kalım maçlarında, hep final maçlarında kazanmasıyla bilinir. Burada da aynı şekilde oldu. Magnus Carlsen tekrar şampiyon olmayı başarıyor. Şah G2'den sonra
Dedik ki yani hemen kolayca uygulanabilir bu. Şahla kapatamaz mıyız? Açıkçası bunu kapatmak da çok mümkün olmuyor. Çünkü rakibin ne olursa olsun burada bir sürü planı olabilir. Kale F7'ler olabilir. B5, kale C6 gibi planlar olabilir. Yani siz şahı bu tarafa aktardığınızda bu kez buradaki piyonların boşta kaldığı yapılar olacak. Zaten şahı buraya gitseniz dahi rakip kale B7 oynayacak ve ne yapacaksınız siz? Alabiliyor musunuz piyonu? Şahla alamıyorsunuz. Kale ile alırsanız bu kez B6 düşecek. Karsen adına çok rahat bir kazanç oyun sonu olacaktı. Eğer şahın buraya gitmesine izin vermezse dediğim gibi buradaki piyonlar yavaş yavaş düşecekti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün sizlerle bu final karşılaşmasını paylaşmak istedim. Yani o karşılaşma 10-15 dakika önce bitti. Hemen tabii ki sıcağı sıcağına bu oyunun özetini de sizlerle paylaşmak istedim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşelim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.